Merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen. Evet şimdi geçen haftalardan kalan bir soru vardı. Türkiye'de fizyoterapist olan kişilerin Amerika'da denklik alması konusunda bilginiz var mı? Amerika'da tanıdığınız Türk fizyoterapist var mı? Amerikalıların fizyoterapiye bakış açısı ve mesleğin geleceği hakkında bilginiz var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii takdir edersiniz ki biz hani ben avukatım ve hukuk alanıyla ilgileniyoruz. Dolayısıyla tıp alanıyla ya da onunla bağlantılı alanlarla ilgili çok bilgi sahibi olmayacağız. Fakat sizin için şöyle bir duruma baktık. O da şu noktaya geliyor. Şimdi Amerika'da eğer kişiler fizyoterapist olarak çalışmak istiyorsalar neredeyse 50 eyaletin hepsi kişilerin lisanslı olmasını istiyor. Yani dolayısıyla o eyaletin istediği lisansları almış olması gerekiyor. Bunun için de genelde kişilerin yapması gereken nokta tabii ki fizik terapi programından e, mezun olması gerekiyor ve bu mezun olacağı programda American Physical Therapy Association Commission tarafından e, onaylanması gerekecek. Dolayısıyla benim bu noktadaki bu değerli takipçi ve tavsiyem sizin ülke dışında aldığınız eğitimin denkliğini öğrenebilmek için kesinlikle American Physical Therapy Association'a ulaşmanız olacak. Ki onlardan bu yapmanız gereken, burada almanız gereken ek eğitim için daha ne kadar kredi almanız gerekir ya da bunun denkliğine bakıldığında eğitiminizin ne kadarını kabul eder onlardan onay almanız gerekecektir. Çünkü öncelikle eğitim noktasını tamamlıyor olmanız lazım ki yaklaşık 50 eyaletten orada lisanslı bu işi yapabilmeniz için e, size izin vermeleri için eğitim tarafını tamamlamış olmanız gerekiyor diye bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yöndeydi: Manigram ile Türkiye'ye para göndermede sınır var mı? Amerika'da yaşayan ve sadece çalışma izni olan bir insan ile Türkiye'ye ayda ne kadar para gönderebilir diye bir takipçimiz bize sormuştu. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim: Manigram firmasının kurallarına baktığınızda onlar her yapılacak işlem için 3.000 dolar sınırı getiriyorlar. Dolayısıyla eğer bahsettiğiniz gibi kişinin burada çalışma izni var ve ve para kazanıyorsa ve bunu Türkiye'ye göndermesi gerekiyorsa bunun bir engeli yok bunu söyleyebilirim ve engel noktasında ise sadece her işlem başına bir engel limiti konulduğu görülüyor o da 3.000 dolar civarında dolayısıyla ayda ne kadar gönderebileceğini bir limiti olmayabilir fakat tabii çok yüksek gidecek paralarla da şunu unutmayın vergi dairesi sonra gerçekten bu kazanç bildiriliyor mu bildirilmiyor mu noktasına bakabilir yoksa bu kişinin Türkiye'ye Bari ile en fazla 3000 dolar göndermesinde her işlem e, yaptığı anda herhangi bir engeli olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden geçen haftadan gelen sorulardan bir tanesi şu. ABD vize mülakatında bir şirkette proje bazlı çalışmak üzere B1 vizesi aldım. Aynı zamanda B2 vizesi de vermediler. Eğer şirket bana bilet göndermezse B1 vizesiyle kendim biletimi alıp Amerika'ya giriş yapabilir miyim? Yani bu vizemle şirketten iş daveti almadan biletimi kendim alıp... ...direkt Amerika'ya, Virginia'ya gidebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki B2 ve B1 vizeleri e, baktığımızda genelde beraber verilen vize türleridir. Fakat bunun B1 tarafı iş amacıyla olan bir vize türüdür. B2 ise seyahat amaçlı verilen bir vize türüdür. Eğer siz belli bir işte, belli bir projede çalışmak için... Vizeye başvurup ve vizenizi B1 olarak aldıysanız büyük bir ihtimalle Amerikan konsolosluğu size bu vizeyi o firmada çalışmak için vermiş durumda. Dolayısıyla sizin Amerika'ya gelmenizde bir engel yok. Uçak biletinizi şirket almak zorunda değil. Ama girişte belki işte şirketin hala sizde çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyebilirler. Ve dolayısıyla şirketten sizin onlara çalışmaya gideceğinize dair ve katılacağınız proje tarihiyle ilgili bir işveren yazısı almanızda fayda vardır. Dolayısıyla bileti onların almış olması değil ama en azından yanınızda bir belgeyle geliyor olmanız ihtiyaç duyacaktır. Fakat bunlar şart mı? Yok hayır şart değil. Sonuçta siz o iş yeri üzerinden, size yapılan iş teklifi üzerinden siz vizenizi almış durumdasınız. Dolayısıyla belirtilen sürelerde Amerika'ya gelip girişi yapıp ve girerken de ne amaçla geldiğinizi, o şirkette çalışmaya geldiğinizi belirterek girişinizi yapmanızda bir engel görünmüyor. Yani bilet olmasa da bir yazı olmasa da o yere çalışacağınız için giriş yapmanızda bir engel olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplayalım. takipçimizin diğer sorusu bize şu yönde. Amerika'daki bir şirket aracılığıyla aldığım ABD B1 vizem var. Eğer şirket adıma 2-3 yıllık çalışma izni çıkardığında veya green card çıkardığında bu şirkette çalışma zorunluluğum kaç yıl acaba? İleride istersem şirketimi değiştirebilir miyim diye takipçimiz soruyor. Bahsettiğiniz durumda tabii bir şirket size çalışma vizenize başvurduğunda sizin başka bir firmada çalışabilmeniz için başka bir firma üzerinden de sponsorluk işleminin yapılması gerekecektir. Yani siz diyelim çalışma izni aldınız geldiniz ve çalışıyorsunuz. O şirket dışında başka bir şirkete geçmek için o diğer şirket size sponsorluk işlemini başlatacak ve çalışma vizenize başvuru yapması gerekecek. Yoksa diğer yere geçip çalışamıyorsunuz. Fakat Green Card'da böyle değil. iş yeri üzerinden aldığınız Green Card sayesinde belli bir süre sonra artık şirkete bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum çalışmaya başladınız ve bir yıl geçti. Artık orada kalmak zorunda değilsiniz. Başka iş tekliflerini değerlendirip başka iş yerlerinde çalışmanıza bir engel kalmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta da bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 2016 yazında Amerika'ya Work and Travel programı ile gittim ve Amerika'da SSN aldım. Amerika'da aldığım bu SSN numarasını geçen sene Türk Lisesi ilavede gittiğimde 6 ay boyunca kullandım. Sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptım. 6 ay Türkiye'de kaldıktan sonra yine Amerika'ya giriş yapmayı düşünüyorum. Sizce sıkıntı çıkabilir mi? Yani girişte pasaport kontrolünde direkt bilgisayardan SSLE bakıp aktif olarak çalıştığımı görebilirler mi ve gördüler diyelim sonucu ne olur Amerika'ya giriş yapamaz mıyım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle tabii siz Amerika'da çalışabilmeniz için sadece sosyal güvenlik numarası yeterli değil. Sosyal güvenlik numarasının yanında da çalışma izniniz ya da çalışma vizenizin olması gerekiyor. Dolayısıyla sadece sosyal güvenlik numarasını önceden almış olmanız bunu kullanma hakkınız olduğu anlamına gelmez iş amacıyla. Dolayısıyla bu noktada size tavsiyem bir dahaki gelişlerinizde bunda hassas olun ve statünüzü ihlal etmemeniz yönünde olacaktır. Çünkü siz eğer statünüzü ihlal ederseniz ve bunu ihlal ettiğiniz ortaya çıkarsa ülkeden sınır dışı edilmeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da ülkeye girerken 5 yıl ceza ayıp, vizeniz de iptal edilip 5 yıl boyunca Amerika'ya geri tekrar gelememe durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yoksa sorduğunuz soruya geldiğimizde girişte görevliler e, bu tarz e, detaylı bir inceleme yapıp sizin çalışıp çalışmadığınızı sosyal güvenlik numarasının üzerinden gitme durumları söz konusu değil. Fakat bu tabii ki girişte sizi incelemeleri, sorular sormaları, telefonunuza, e, valizlerinize, cüzdanınıza bakıp oralardan bu noktaya kanaat getirmelerine tabii ki engel bir durum değil. O açıdan tavsiyemiz bu tarz ilerlerden uzak durmanız yolunda olacaktır. Yoksa dediğim gibi bunu görme durumları söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan sorulardan bir tanesi de şu ben SSN'den 325 dolarlık aylık emekli parası alıyorum. Oğlumla oturuyorum. Başka gelirim yok. Acaba taks için form doldurmam lazım mı diye bu takipçimiz soruyor. Tabii size öncelikle tavsiyem çok daha detaylı bir bilgiyi bir vergi dairesinden ya da bir a, vergi uzmanından ya da muhasebeciler almanız olacaktır. Fakat belirttiğiniz durumlara bakarak herhangi bir vergi doldurma yükümlülüğünüz olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi daha detaylı bilgiyi bir uzmandan almanızı da tavsiye ediyorum. Deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde: Ben 12 yıldır Amerika'da yasal olmadan yaşıyorum. Kredi kartlarında yaklaşık 200 bin dolar borcum var bankruptcy yani iflas başvurusu yapabilir miyim? Yasal olmamam sıkıntı yaratır mı diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz tabii ki iflas başvurusunu yapmak istiyorsanız sorunuza şöyle bir cevap verebilirim. Sizin yasal durumunuzun olup olmaması iflas başvurusu yapmanıza engel değil. Yani yasal olmamanız iflas başvurusu yapmanızı engellemez. Önemli olan nokta eğer yasal değilseniz aktif sosyal güvenlik numaranız ya da kişisel vergi numaranızın olması Bunlardan herhangi birine mevcutsa siz e, iflas noktasındaki başvuruyu yapabilirsiniz. Yasal olmamanız herhangi bir sıkıntı yaşamanıza sebep olmaz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Kocası vefat eden bir kadın ve iki çocuğu devletten benefit alıyor. Ne zaman bu yardım kesilir? Örnek vermek gerekirse kadın evlenirse hemen kesilir mi? Ya da kesilirse kadınla birlikte çocukların da kesiliyor mu? E, ya da kadın evlenmese bile bir işe başlarsa kesilir mi? Bunun şartlarını açıklayabilir misiniz diye takipçimiz soruyor. Şimdi şunu öncelikle belirteyim. Bu tarz durumlar sosyal güvenlik kurumu ile ilgili durumlardır. Yani Social Security Office ile ilgili durumlardır. Ve bu tip durumlarda e, bu takipçimize tavsiyemiz yani kişinin e, en yakınında bulunan Social Security Office'e gidip onlardan bu noktada net cevaplar almasını tavsiye ederim. Fakat şunu söyleyebiliriz tabii. Yani sonuçta bu sosyal güvenlik hakları da biliyorsunuz eyaletten eyalete değişecek. Bu kişinin bulunduğu eyaletten başka bir eyalete farklılık taşıyacağı için tavsiyemiz bu yüzden hani en yakın olan sosyal güvenlik ofisinde bunu sormaları. Fakat şunu söyleyebilirim. Eğer kişi vefat eden eşinden dolayı sosyal güvenlik haklarını elde ediyorsa bu hakları devam eder. Yani bu haklarının hemen kesileceği diye bir kayda yok. Zaten kendisi eğer bu hakkı elde ediyorsa tabii ki yani kendisi de hayatta kalana kadar süren süreçte alabilecek. Eğer kişi diyelim 60 yaşın üstündeyse ve tekrar evleniyorsa, evleniyor olması bu önceden alacağı, aldığı oldu eski eşinden aldığı haklarını iptalini sağlamaz. Fakat dediğim gibi en azından bunu çok net bir şekilde bir sosyal güvenlik ofisinden danışmasını çok daha yerinde olur diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben İngiltere ve Türk vatandaşıyım. Kebapçı ustasıyım. Amerika'da restoranı olan bir yakınım beni iş yerinde usta olarak çalıştırmak üzere davet ediyor ve bana sponsor olmak istiyor. Ben ESTA vizesiyle Amerika'ya gelip bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim diye Takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii sizin ESTA statüsünde olmanız, Amerika'ya ESTA statüsüyle giriş yapacak olmanız maalesef size burada statü değişikliği imkanı sağlamaz. Yani siz Amerika'ya ile geldiğiniz zaman burada bu bahsettiğiniz restoran üzerinden sponsorluk sürecine geçmeniz mümkün olmayacak. Önemli olan ya sizin turist vizesi almanız, İngiltere'deki Amerikan konsolosluğundan ve Amerika'ya bu turist vizesiyle gelmeniz. Ancak bu şekilde daha sonradan statü değişikliğine girebiliriz. Ya da direkt bu bahsettiğiniz iş yeri üzerinden sizin için sponsorluk çalışmalarının yapılıp bu sponsorluk çalışmaları üzerinden siz Amerikan konsolusundan ya çalışma vizesi ya da göçmen vizesi alıp Amerika'ya gelmeniz olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Şu an İranlı bir kişi Amerika'ya okumak için gelebilir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. İranlı olan kişiler biliyorsunuz İran'da Amerikan konsolosluğu yok. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğu daha doğrusu anlaşmalı olduğu diğer ülkelerden vize görüşmelerine girip oradan buraya gelmesinde fayda var. Dolayısıyla bunlardan tabii ki bir tanesi Ankara'daki Amerikan konsolosluğu. Diğeri de Dubai ve Yerevan'daki Amerikan konsoloslukları. Dolayısıyla İran vatandaşları bu yerlerden göçmen olmayan vizelere başvurup ki bunlardan biri öğrenci vizesi Amerika'ya gelmelerinde hiçbir engel yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. B2 vizesiyle Amerika'ya geleceğiz. Havaalanı girişinde otel rezervasyonu ve dönüş uçak biletimizi beyan etmek zorunda mıyız diye takipçimiz bize soruyor. Siz Amerika'ya turist vizesiyle gelirken biliyorsunuz girişte çok değişik sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama burada şöyle bir anlamda olmasın tabi bu size girişteki güvenlik Amerikalı güvenlik görevlilerinin size soru sorması gerekiyor ya da gerekmiyor diye bir izlenim de olmasın. Ama tabii ki girişte size sorular sorabilir. Niye geldiğiniz, nerede kalacağınız, tarzı sorularla gelebilir. Dolayısıyla bu sorularla gelirken size otel rezervasyonu ya da otel durumunuzun olup olmadığı ve dönüş uçak biletinizin olup olmadığı noktasını sorabilir. Şimdi sorunuz beyan etmek zorunda mısınız? Yok değilsiniz ama girerken herhangi bir sorun yaşamak istemiyorsanız bu noktadaki durumu açıklamanızda fayda var. Dolayısıyla Amerika'ya bir kişi turist geliyorsa kesinlikle bir dönüş biletinin olmasında fayda var. Ve geldiğinde de nerede kalacağının en azından belirtebilmesi gerekecek. Dolayısıyla bu tip durumlara dikkat etmenizde fayda var. Yoksa sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerikan vatandaşını almış ve boşanmış bir kişinin tekrar bir başkasıyla evlenmesi için belli bir süre var mıdır? Ne kadar beklemesi uygundur diye takipçimiz bize soruyor. Kişilerin Boşanıp tekrar evlenme durumunda, bu tekrar evlenebilme sürecinde evlenecekleri e, eyalet ya da ülkenin kuralları devreye girer. Dolayısıyla sizin önemli olan evleneceğiniz yerdeki evlilik dairesi ya da kurumuna boşanma evraklarınızı götürüyor olmanızdır. Dolayısıyla boşanma evraklarınızı götürmekte eğer o eyalet ya da ülkede belli bir gün beklemesi varsa o gün geçtikten sonra bu evliliği yapmanız gerekecektir. Şimdi örnek vereyim size New York'ta kişi resmi boşanmayı yaptıktan sonra tekrar bir resmi nikah kıymasında hiçbir engel yoktur. Belli bir süre beklemesine de ihtiyaç olmayacaktır. Dolayısıyla bu takipçimize tavsiyemiz evlenme dairesine gittiklerinde ya da kurumuna ya da mahkemeye Oraya boşanmak durumunu belirtip boşanma kararını sunuyor olmalarıdır. Ve bunun üzerinden de görevliler evlenmelerinde herhangi bir sorun olup ya da bir engel bir durum olup olmama durumunu onlara aktarıyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip eyalet değiştirmemde sorun olur mu? Yani Amerika'da istediğimiz eyalete giriş çıkış yapabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Tabii siz Amerika'ya bir kez turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra Amerika'da artık seyahat etmenizde ve eyalet değiştirmenizde herhangi bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız. Dolayısıyla Amerika'ya girdikten sonra bütün eyaletler arası seyahat edebilirsiniz. Ortada bir sınır durumu kalmıyor artık. Önemli olan şey tabi şunu unutmamak. Sonuçta Amerika içinde bu tip seyahatlerde bazen e, polis tarafından ya da farklı bir durumdan dolayı durdurursanız Tabii ki onlar ne yaptığınızı neden orada olduğunuzu güvenlik açısından sorup merak ediyor olabilirler yoksa onun dışında herhangi bir e, pürüz bir durum yok e, Çok rahat bir şekilde eyaletler arasında seyahat etmenizde bir engel olmayacaktır deyip Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde: Dedem Amerikan vatandaşıydı, geçen sene vefat etti. Bu durumda anneannem ve çocukları yeşil kart alabilirler mi diye takipçimiz bize soruyor. Amerikan vatandaşıyla evli olan kişiler, Amerikan vatandaşı vefat ederse, o vefattan sonra kendileri dul olarak e, göçmenlik dairesine yeşil kart başvurusu yapabilirler. Fakat tabi dikkat edilmesi gereken kriterler mevcut bu başvurularda. Fakat kişilerin Amerikan vatandaşı olan eşleri öldüğü zaman kendileri onların ölümünden dolayı yeşil karta tek başına başvuru yapabilecekler. Ve göçmenlik dairesi bu noktada onlara yeşil kart verip vermeme durumunu değerlendiriyor olacak. Fakat çocuklar durumuna gelince tabi çocukların tahmin ediyorum yaşları büyük 21'den büyük olacak. Nasıl çocuklar Bundan dolayı bir hak talep etme durumları olmayacak. Fakat çocukların şuna dikkat etmesi gerekebilir. Acaba çocuklar doğumdukları an itibariyle Amerikan vatandaşını elde etmiş durumlar mı değiller mi bunu tespit etmeleri gerekecek. Bunun içinde e, belli durumlar, kriterler var. Onlara dikkat edildiği sürece Amerikan konsolosu üzerinden de bu kişiler vatandaş olup olmadıklarını öğrenebilecekler. Eğer vatandaşlık hakkı elde etmemişseler o zaman maalesef Babaları yani ölen kişi üzerinden çocukların yeşil karta gidebilme durumu mümkün olmayacak diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi önce annenin durumuna bakmak gerekecek ve o kriterlere uygunsa yeşil karta gidebilme durumunu değerlendirecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde H1B vizesi için pozisyon maaş limiti var mı? diye takipçimiz soruyor. Şimdi h 1 vizeleri biliyorsunuz Amerika'daki firmaların yabancı profesyonelleri o profesyonellerin eğitim aldığı alanlarda çalışabilecekleri pozisyonlar için onları işe alma durumlarına imkan veren bir çalışma vizesidir. Ve dolayısıyla bu vize türünde kişilerin çalışacağı pozisyon ve çalışacakları yere göre en düşük maaş limiti vardır. O maaş limitini işverenin ödeyebilmesi gerekecektir. Dolayısıyla eğer kişiler böyle bir pozisyonda çalışacaksalar firmaya, firma L e, labor departmanı üzerinden o kişilere ödenecek en düşük maaşın belirler. Yani onlardan o labor departmandan o belirlenen rakamı tespit eder. Ve ondan sonra da o kişilerin eğer çıkarsa ve onaylanırsa o maaş üzerinden o kişileri çalıştırması gerekir. Dolayısıyla biliyorsunuz şu an bu H1B sorusu üzerinde belirtebilirim. Şu an biliyorsunuz bu sene başvurusu yapacak H1B çalışma vizelerinin başvuru tarihleri Nisan 1'de olacak. Ve dolayısıyla bu ay yani Şubat ayı ve önümüzdeki Mart ayı içinde bu başvuruların hazırlanıp göçmenlik dairesine sunulacak hale hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Ve Mart sonu itibariyle hazır edilip Nisan'ın ilk haftası göçmenlik dairesinin eline geçecek şekilde göçmenlik dairesine gönderilmesi gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde kişilerin çalışma vizesinden hak kazanma durumları mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. E2 yatırımcı vizesinde gerekli olan istihdamı sağladıktan sonra eşimiz de aynı işlerinde çalışabilir mi? Bunda herhangi bir kısıtlama var mıdır diye takipçimiz soruyor. Kişiler yatırım yaptıkları firmalarında E2 vizesiyle tabii ki şirketi yönetiyorlar, çalışanları işe alıyorlar, yönetiyorlar ve aynı firma içinde çalışma izni de hak kazan ve çalışma izni de alan eşi de çalışabiliyor. Bunda herhangi bir kısıtlamaya da engel söz konusu değil. Fakat eğer firma farz edelim sadece bir çalışanı varsa o da eşinizse dolayısıyla bu e2 vizesini yenilerken ya da vizeyi almaya çalışırken sizin yatırımcı olduğunuz ve çalışanınızın bir kişi olduğu o da eşinizin olduğu durum çok da parlak bir görüntü vermez. Ama çalışan sayısının fazla olduğu biraz e, bir şirket ise tabii ki eşinizin de orada çalışması Herhangi bir pürüz ya da sorun teşkil etmez deyip e, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim E2 için business plan hariç tüm işlemlerim bitti. Vize almam için ne kadar süre daha beklemem gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki e, sizin vize alabilmeniz için bahsettiğiniz bütün her şey bir yere geldiyse e, planı da hazırlanmış o hazırlanması gerekecektir. Ve business plan hazırlandıktan sonra da durumunuzu göçmenlik dairesi ya da Amerikan konsolosluğuna sunuyor olacaksınız. Dolayısıyla beklemenizi gerektiren süre dosyanın hazırlığına bağlı. Eğer dosyanız hazırsa tabii ki nerede başvuru yapılacak? Bu da bekleme sürelerini etkileyebilir. Farz edelim Amerikan konsolosluğuna başvurulacaksa belki bir, bir, bir buçuk ay sürecek bir süreç olacaktır. Eğer göçmenlik dersine sunulacaksa, hızlı başvuru yapılacaksa 2 haftada dönüş alınabilecek bir durum söz konusu olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı indi bir takipçimizden gelen soru da şu önde. Isaac ile Amerika'ya gelip vizeyi öğrenci vizesine değiştirebilir miyim? Herhalde Isaac'le kastettiği bu dünyanın ay yani genç işte organizasyonuyla gençlerle ilgili olan bir organizasyonu derneği ve bu tip bir durumla gelip Amerika'da vizemi değiştirebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz Amerika'ya geldiğinizde ki geleceğiniz vizenizin değiştirilmesinde bir engel ya da bir sınırlama yok ise tabii ki buraya geldikten sonra öğrenci statüsüne geçiş için işlemler yapabilirsiniz. Hani bunda bir problem yok. Fakat burada önemli olan şey Tabi biliyorsunuz son dönemler Amerika'da işte son bir buçuk yıldan fazladır. Yeni yönetimi çıkardığı bir kural var. O da Amerika'ya girdikten sonra ancak 90 gün geçtikten sonra kişiler statü değişikliğine başvuru yapabilirler. Dolayısıyla sizin elinizde bulunacak burada kalabilme süresi bu 90 günden uzun ise o zaman o 90 günün geçişinde bu tip bir statü değişikliğiyle öğrenci statüsüne geçmenizde herhangi bir engel olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde OPT'den H1B vizesi için pozisyon maaş limiti var mı? Varsa ne kadar? diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki siz şu an OPT statüsünde iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Ve aynı iş yeri diyelim sizin için h 1 vizesi başvurusu yapacak olabilir. Bu iş yeri h 1 vizesi yapacağı başvurudaki çalışacağınız pozisyon ya da maaş o yap yani yapmış olduğunuz durumdan farklı olabilir. Dolayısıyla bunda bir engel yok. Fakat siz ister o geçin ister o olmadan H1B'ye geçin. Günün sonunda bir maaş limiti olacaktır. Yani H1B vizesi altında size çalışma izni başvurusu, vizesi başvurusu yapan işveren hangi pozisyonda çalışacaksınız ve nerede çalışacaksınız en düşük maaşın ne kadar olacağını Labor departmandan olaylatıp o rakam üzerinden ancak size maaş vermek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla o minimum rakamın altında bir maaş ödeyemez size. Öbür türlü zaten vize ihlali oluşmuş olacaktır. Dolayısıyla buradan e, şunu sadece söyleyebilirim. E, OPT'den H1B'ye geçişiniz rahat oluyor olacaktır. Dolayısıyla eğer H1B'niz de çıkarsa, OPT'niz eğer bitiyorsa H1B başvurusundan sonra Ekim ayına kadar uzayacaktır. Ve Ekim ayında da e, onaylanan H1B çalışma vizeniz devreye girecektir deyip takipçimizin sorusunu, cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bitmesine yaklaşık 2 sene kalan l vizem var ve green card almak istiyorum. Başvuruyu mutlaka şirketin mi yapması lazım yoksa kendim de yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz tabii ki Elvan üzerinden gidecekseniz ve green card başvurusu yapıyorsanız aslında en ideal olan yöntem tabii ki şirket üzerinden size başvuru yapılması olacaktır. Tabi bunun istisnasının olduğu durumlar da var. Eğer sizin yeterlilikleriniz ve eğitiminiz yerindeyse o zaman sizin tek başınıza yeşil karta başvuru yapıp yapmama durumunuz mümkün hale gelecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben çifte vatandaşım. 12 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Serbest meslek sahibiyim tekrar Amerika'ya döndüğümde bir sıkıntı çıkar mı diye bize soruyor. Şimdi siz çifte vatandaş olduğunuz için Amerika'da yaşamanızı gerektiren bir durum yok. Yani illa Amerika'da yaşamak zorunda değilsiniz. Uzun süredir Türkiye'de yaşıyor olmanız Amerika'ya tekrar dönmek istemenizi engel değil. Dolayısıyla Amerika'ya döndüğünüzde de herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmayacaksınız. Bir teklif etmeniz gereken nokta hani Türkiye'de bile yaşıyor olmuş olsanız bu kadar uzun süredir 12 yıldır önemli olan o sürelerde Amerika'daki vergi beyanlarınızı da yapıyor olmanız vatandaş olarak ve bu vergi beyanında da yabancı ülkedeki beyanınızın ne kadar olduğunu bildirmiş olmanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben Amerika'da hasta bakıcı olarak çalışmak istiyorum. Ortaokul mezunuyum. Amerika'da hasta bakıcılık yapmak için orada mesleki belge ve eğitim alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin tabii Amerika'da bu tip çalışma işlerine girmek için ya da çalışmanız için burada çalışabilmeniz için işte yakın yeşil kartınızın ya da bir iş yeri üzerinden size yapılacak başvuruyla bir çalışma vizenizin, izninizin olması gerekecektir. Dolayısıyla tavsiyem bu noktada sizin bu iş noktasında size sponsor olmak isteyen bir iş yerinin Amerika'da olması gerekecektir. Eğer böyle bir iş yeri var ise o zaman o iş üzerinden başvuru yapmanızda herhangi bir engel olmayacaktır. Yoksa sadece işte ben gereken işte eğitim şeyleri tamamlarsam orada çalışabilir miyim demek çok zor. Yani çalışacağınız ve size işte çalışmak isteyen bir iş yerinde olması gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Eşim üzerine Amerika'da devren bir iş yeri alsak. Bu iş yeri üzerinden eşim ve ben green card alabilir miyiz? Alacak iş yerinin bir fiyat limiti var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer siz Amerika'da bir iş yerini satın almak istiyorsanız ve o satın almadan dolayı da green card'ı hedefliyorsanız o zaman en az 500 bin dolar bir yatırım yapılması gerekecek. Eğer en az 500 bin dolar bir yatırım yaparak bunu almayı planlıyorsanız evet bu mümkün olabilir ama yok sizin yatırım miktarınız bundan daha az ise farz ediyorum 100 bin dolar 150 bin dolar bir yatırım yapacaksınız bir şey almak için. O zaman yeşil kart yani green card değil de onun yerine yatırımcı vizesi almış olacaksınız. Ve yatırımcı vizesiyle eşiniz orayı satın aldığı için yatırım yaptığı için yatırımcı vizesi alacak. Siz de eşinizden dolayı orada Amerika'da kalabilme ve çalışabilme iznine sahip olacaksınız. Bu sayede siz istediğiniz başka bir firmada çalışmanıza herhangi bir engel olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi de H1B vizesi için paperwork hazırlama süreci en geç ne zaman başlayabilir? Mart ayında başlasak 1 Nisan'a yetişir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. H1B vizeleri her yıl bir kez başvurusu yapılıp belli bir ölçüde diyelim 65 bin artı masterlara 20 bin verilerek yani 85 bin civarında diyelim çalışma vizesi e, verilen bir vize türüdür. Ve bunun için Amerika'da bir iş yeri yabancı bir profesyoneli profesyonel bir işte çalışması için e, pozisyon vermektedir. Dolayısıyla Amerikalı firma yabancı profesyonelin e, alma amacı onun eğitiminden dolayı çalışmasını istediği pozisyonda e, şirkete faydası olacağı için bu tip bir başvuruyu yapıyor ol olacaktır. Tabii h 1 vizeleri yaklaşık 3 yıllık verilir ve 3 yıldan sonra dolmadan tekrar yenilenip bir 3 yıl daha çalışma imkanı sağlayan en yani yaygın ya da genel kullanılan çalışma vizesi türlerindendir. Ve burada önemli olan nokta bir iş yerinin olması Amerika'da ve bu iş yerinin finansal durumunun yerinde olması ve üniversite mezunu ya da ona denk tecrübeye sahip olacak bir kişiyi onun eğitiminin gerektirdiği bir pozisyonda yani pozisyonun o tarz bir eğitimi gerektireceği bir pozisyonda çalışması için Başvurusu yapılan bir vize türüdür. Ve şu an bir vizelerinde işveri önce devir departmana başvurur. Bu sertifikasyon bazen bir hafta, beş gün, iki hafta çok yoğunlukta sürebilir ee, dönüşünü almak. Ve o dönüşü aldıktan sonra da göçmenlik dairesine Nisan 1 itibariyle çalışma vizesi için başvurusu yapılır. Son birkaç yıldır da başvuru sayıları çok yüksek olduğu için göçmenlik dairesi Nisanın birinde içeri verildiği zaman dosyalar yaklaşık bir hafta şeyi açık tutar ve 85 bini geçerse diyelim başvurular ondan sonra kapatır window'u artık hani yeni dosya almayı ve dosya sayıları 85 bin üstünde çıktıysa başvurular bunların arasında bir çekiliş yapıp 85 bini seçip örnek veriyorum geri kalanını da geri gönderir başvuru yapanlara. Ve dolayısıyla bunu da öğrenmek yaklaşık bir ay, bir buçuk ay civarında bir süreç alabilir. Nisan'ın birinde başvurduktan sonra. Dolayısıyla buradaki süreç bu şekilde ilerleyecek ve tahminen Nisan'ın birinden itibaren iki ay içinde kişiler başvurudan seçilip seçilmediklerini öğrenmiş olurlar. Şimdi tabii ki takipçimizin sorusuna geldiğimizde eğer Mart ayının başında en geç yani en geç Mart ayının başı itibariyle Eşvan bir vizesi için çalışmalar başlatılırsa evet ay sonuna kadar her şey hazır hale gelir. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz en kısa zamanda bu tip başvuruların hazırlığını yapmanız ve son dakikaya kalmaması. Çünkü bazen bu labor departman aşamasında olay almak zaman alabilir. Eğer en geç Mart'ın başı gibi başlanırsa bunu yetiştirme imkanı hala vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.